Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle 2 ay sonra da olsa bir cevap alabildiniz Berat Albayrak'tan yazılı soru önergenize. Bu cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Tabii cevap almış diye değerlendiremiyorum. Çünkü bunlar banka sırrı kapsamına girmektedir demek cevap vermek anlamını taşımıyor. Ben çok net biçimde bir soru sormuştum. Türkiye Kalkınma Bankası'nda görevli, haklarında yolsuzluk suçlaması bulunan bazı isimlerin aracılığıyla 2 ayrı firmaya yaklaşık 24 milyon 335 bin euro, yani 200 milyon Türk lirasından bahsediyoruz. Böyle bir kredi verilmiştir. Bu kredinin veriliş biçiminde haklarında daha önce takibat yapılan şaibeye bulaşmış insanlar vardır. Bu kredinin olumlu sonuçlanmasında verilen teminatlar alınmış mıdır Türkiye açısından? Bunları sordum. Buna aracılık edenler kimlerdir? Bizim aldığımız bilgiye göre şu isimlerdir, bu isimler de şaibeli isimlerdir dedik. Ama ne yazık ki sorduğumuz bir soruların tamamına, özellikle krediyi alan firmaların da elektrik üretim firmaları, enerji üretim firmaları olması da enteresan bir olay. Bu da daha önceden Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı yapmasıyla direkt bağlantılı. Her ne kadar şimdi ekonomiden sorumlu olsa da geçmişteki ilişkilerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan vatandaşların ödemiş olduğu vergilerin karşılığını haklı olarak doğru yerde doğru kişilere kredi olarak kullandırılıp kullandırılmaması için bir soru sorduk. Ama ne yazık ki karşımıza bahsi geçen hususlar mevzuat hükümleri uyarınca banka sırrı kapsamına girmektedir diye bir cevap verildi. Ben bu cevabı kabul etmem mümkün değil. Banka sırrıyla bunun hiçbir ilgisi yok. Devletin parasını kimlere nasıl verdiğinizi, teminat aldınız mı diye sormuştuk. Ama ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin soruları bu şekilde savuşturuluyor. Evet, 24 milyon euro oldukça büyük bir rakam aslında. Türkiye Kalkınma Bankası için böyle bir meblağın banka sırrı olarak gösterilmesi aslında sizin sorduğunuz sorunun arkasında ve onlar buna verilemeyen cevapta başka şeyler olduğunu mu gösteriyor? Tabii ki yani şimdi siz bunu ben isimleri vererek sordum çünkü. Yani bu firmalara bu kredileri verirken aracı olan bankada görevli, hatta iki ismi sorarak dedim ki bu arkadaşlar nasıl oldu da Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'na uzman olarak işe başladılar? Bu soruyu da sordum aracı olanların. Burada enteresan yani hangi kıstasla işe başlamışlardır? Bankada uzmanlık yapabilecek kapasiteleri var mıdır? Yoksa geçmişte yaşadığımız gibi bir milli güreşçimiz mi getirilmiştir başına? Yani banka hususunu bilmeyen, uzmanlık alanına olmayan kişiler atanarak sadece kendi yandaşlarına bu tip kredilerin verildiğini biz biliyoruz zaten. Ama bunun gerçekten hak eden, yatırım yapacak firmalara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani eğer devlet bir anlamda bir teşvik, bir kredi veriyor ise bunu üretim yapması için, istihdam sağlaması için vermelidir ve burada yandaşı kayırmamalıdır. Normal hak edene vermelidir. Bu önemlidir. Ama ne yazık ki yıllardır Türkiye'de artık bu tip teşvik ve kredilerin sadece AKP'ye destek veren AKP'li yandaşların aldığını hepimiz biliyoruz. Peki Türkiye Kalkınma Bankası'nın sizin soru önergelerinize cevap verilmemesi gibi herhangi bir şekilde denetlenmesi bu konuda mümkün mü? Tabii ki aslında yasalar buna müsaade ediyor. Ancak gelin görün ki öylesine vurdum duymaz bir iktidarla karşı karşıyayız ki tek bir yerden saray rejimiyle idare edilen bir yerden bahsediyorsunuz. Bakanlar da bizim gibi milletin seçtiği milletvekillerinden olmadığı için artık dışarıdan seçildiği için başkanlık sisteminde direkt Cumhurbaşkanına bağlı çalışıyorlar. Yani sizin sorduğunuz sorulara ki ben 5 yıldır parlamentodayım, 3. dönemim. Üstelik de Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu üyesiyim. Sorduğumuz sorulara genelde işte ya sırdır, banka sırrıdır, ya şahsiyetin sırrıdır, ya da işte
yapılan araştırma sonucunda herhangi bir şey çıkmamıştır gibi hep böyle sorularımız askıda kalmıştır. Yani istediğimiz cevapları, yanıtları alamamışızdır. Tabii ki bunlar günü zamanı geldiğinde üzerine gidip bizim araştıracağımız konulardır. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar bırakılmayacaktır. Sayın Bayır, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için ve bizle paylaştığınız bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Haber Aktüel devam ediyor.